Ne oluyor? Evet, burada çok güzel bir kermes oluyor ama birkaç gün öncesinden başlayayım ben. Cumhurbaşkanımızın 1 Temmuz'da her şey normale döndü demesiyle birlikte biz de 8 Temmuz Perşembe günü startı verdik. Öncelikle Beykoz biz Beykoz'u çok özledik. Ondan dolayı OFD Özlenen Günlerine Geri mi Dönüyor adıyla bir etkinlik düzenledik. Bütün dernek üyelerimizi, ailelerini, gönül dostlarımızı bir araya toplayarak sponsorlarımızla birlikte dernek parkımızda ağırladık. Bugünkü olaya gelince, bugünkü olay bizim her zaman rutin yaptığımız bir etkinlikti. Fakat pandemiden dolayı her kurum hem kuruluş gibi biz de hiçbir şey yapamadık bugüne kadar. Bugün istedik ki elimizdeki ürünlerle bizi destekleyen firmalar var belirli. Devatex, Çarık Kundura, işte Fatih Aydoğan Cam Eşya'yla. Bunları bir araya getirelim. Bütün eşe dosta duyurumuzu yapalım. Beykozlu başta olmak üzere muhtarlarımız, STK başkanlarımız, kamu binalarındaki birbirinden kıymetli arkadaşlarım, müdüre hanımlar buralarda, buradaydılar bu saate kadar sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Onlar gönüllerince alışveriş yaptılar. Biz de onlara bunları sunmanın keyfini yaşadık. Herkese gerçekten canı gönülden çok teşekkür ediyoruz. Dernek binamızın giderleri gerçekten çok yüksek. 500 metrekare alanda hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra biliyorsunuz sabit bir gelirimiz hiçbir zaman olmadı, yok. Bağışlarla hizmet veren bir dernek olduğumuz için de inşallah dernekten elde ettiğimiz geliri de yine çok güzel alanlarda kullanacağımızdan emin olabilirsiniz. Yalnız bugünkü kermesin geçtiğimiz yıllardan bir farkı var. Her sene bir günlüğüne yaptığımız kermesimizi bayram arifesine kadar elimizden geldiği kadar sürdüreceğiz. Yeni yeni ürünlerimiz yolda gelmek üzere. Bütün vatandaşlara buradan duyurmuş olalım. Özellikle bayan arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bayramlık almak isteyen buraya gelsin. Şimdi Saniye abla, çok güzel mesaj verdin. Dediğin gibi bu bir günlük olay değil. Evet. Bayrama kadar devam edecek. Aynı zamanda burada her ne kadar gelir sağlamak amacıyla bir satış oluyorsa da tam tersten bakarsak kendi açımdan, evet, insanlar da yani evlerinde kullanmadıkları yepyeni olan şeyleri, yeni ya da esnafımız, evet, değişik kişiler gelirse katkılarda bulunursa da memnun olsun. Şu anda 3-4 çeşit kaleminde ürünler var ama mesajımızı da verelim abi. Yani her türlü yardımları da alabiliyorsun ya. Tabii alabiliyoruz. Şöyle, insanlar bir süre bir kıyafeti veya bir şeyi kıyıp sıkılıyor. Gardırobunda bekleteceğine buraya getirsin. Başka bir vatandaş onu buradan satın alıyor. Farklı bir konuya geçeyim Saniye abla. Şimdi bu pandemi sürecinde, ki sen de yaşadın galiba. Evet, yaşadım. Başa geleni biliyorsun, yaşadıklarım vardır. O ayrı bir yerde tutmak babında bırakalım. Ama gerçekten de Beykoz'un bu özürlü, engelli, aslında hangi tabiri kullanmak lazım? Ben bilen bazen yanlış. Nedir, hangi tabir oluyor? Ya şimdi özürlü kelimesi bize göre gerçekten çok ağır ve çirkin bir şey. Özellikle hani... belirtelim değerli Beykoz'a ve izleyicilerimiz. Özürlü diye olan bir kelimeyi lügatımızdan çıkaralım. Aslında engelli ya biraz. Şimdi bakın, özürlü, engelli, işte sakat o. Aslında bana bakar mısın, ben Saniye'yim diye demek istiyorum. Anladın? Evet, evet. O kadar. Yani nasıl tarif edeceklerini, bize nasıl hitap edeceğini şaşırır. Bizim bir ismimiz var aslında ama. Her neyse, bir şekilde bize lanse etmek istiyorsalar engelli kelimesi bizim için daha uygundur ki böyle bir memlekette engelli değiliz aslında, engelleneniz biz. Aslında engelli olan biz değiliz, engelli olan sokaklar. Aslında özel insanlar demek daha iyi bence, değil mi? Sanki ya özel de olmayalım. Bizim için özel de değil. Normal olalım. Bizim geçtiğimiz her yerden siz geçebilirsiniz. Sizin geçtiğiniz yerlerden biz geçemiyoruz. Evet. Ondan ötürü hep birlikte yaşayabileceğimiz bir dünya inşa edelim. Evet. Peki hani, Saniye abla, kaç yıl oldu ya kurulalı bu dönem? Ben ilk gün hatırlıyorum sanki dün gibiydi ama herhalde 10-15 şöyle, derneğimiz Orta Çeşme mevkinde tüm Anadolu yakasına hizmet
hizmet etmek üzere. Evet. 2005'te kurulmuş, 2006 Haziran'ında da resmi açılışı yapılmış bir dernek. O gün bugündür hiç ara vermeden sürekli engelli vatandaşlarımıza hizmet veren bir derneğiz biz. İşin tuhafı da değerli izleyicilerimiz, ben sosyal medyadan Sami ablamızı ve derneği çalışmalarını yakından takip ediyorum ama işin en güzel tarafı da Beykoz dışına da açılıyorsun. Yani çok tuhaf, kilometrelerce öteden ben talepte bulunan insanları görüyorum. Şimdi Allah nur içinde yatırsın, ona Allah rahmet eylesin derken bile yüreğim sızım sızım sızıyor. Genel Başkanımız Ramazan Baş'ın çabaları ile bizim derneğimizin önüne bir T koymuştur bakanlık tarafından. Bu da nedir? Türkiye'yi temsil eder. Yani Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tüm Türkiye geneline hizmet eder. Evet. Ondan dolayıdır. Diğer o zaman çok ilginç bir konuya değindim. Ben hatta ondan diyordum. Tabii. Şimdi mesela diyelim ki OFD diyoruz kısaltılmış ama aslında TOFD. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve tüm Türkiye genelinden bize başvurular gelir. Bir hafta öncesi de Mersin'e bir 12 yıllık omurilik felçlisi bir hanımefendinin eşi bize başvuru yaptığında biz hiç tereddüt etmeden araştırmalarımızı yaptık, evrakları aldık. 3 gün içinde Mersin'e sandalyeye gittiğinde beyefendinin tek dediği şuydu: ben başvurmadık hiçbir yer bırakmadım, kimse sesime kulak vermedi ama siz nasıl 3 günde gönderdiniz? Yani gerçek hizmet budur. Zaman meftumu yok bizde. İşte saat bitti, evimize gidelim diyemiyoruz. O günkü işimiz bitmediyse saatlerce buradayız. Çünkü çok özel bir kesime hizmet ediyoruz biz. Ama tabii Beykoz'da ben şunu da söylemek istiyorum. Eğer bir numara olduksa, ki olduk mu bilmiyorum, bunda payı olanlar, muhtarlarımız, STK başkanlarımız, kamu müdürlerimiz, bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış, yardımcılığı yapmış, herkesin burayı kendi evi gibi görmesindendir. Yani biz arkamızda bir ordu desteği, gücü hissettiğimiz için bu kadar cesaretli ve cömert çalışabiliyoruz. Ayrıca yerel basın, sizler başta olmak üzere, bizleri o kadar güzel kaleme alıp her programımızı resimliyorsunuz da ki insanların belki de birçoğu bizi sizlerin ekranlarından, yazılı basınından tanıyor. Tabii tanımayanlara da buradan sesleniyoruz. Hiç çekinmeden gelip sıkıntınızı, derdinizi bize anlatabilirsiniz. Biz yapabileceklerimizi veya yapamayacaklarımızı size tüm samimiyetimizle söyleriz. Açık gönüllülükle söyleriz. Sani abla, peki elde bir rakam var mı? Beykoz'da 250 binlik nüfuslu, 249 binle takılıp kaldı. Belli bir sadece oran var şunu mı söyleyebilirim. Bakın, Omurilik Felçlisi Derneği ama tabii tüm ortopedik engelli vatandaşa hizmet ediyor. Ben bir başkan olarak ben de omurilik felçlisi değilim. Çok küçük yaşlarda geçirdiğim ateşli bir hastalık sonucu. İşte tıpta polyesekili denilen, halk dilinde çocuk felci denilen bir rahatsızlık sonucu ayaklarımı sizler kadar rahat kullanamıyorum. Ama Rabbim öyle büyük ki insanoğlunun en büyük varlığı, en büyük nimeti aklı, beyni. Fiziksel gücünüz yetmiyorsa da akıl gücünüzle yapamıyorsanız yaptırıyorsunuz. Böyle devam ediyoruz. Onun için sadece şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 200'e kadar Beykoz'da omurilik felçlisi var. Bunu bilin. Geri kalan ortopedikleri şu an bakmadan söyleyemeyeceğim. Çünkü 600 aşkın bizde üye var. Bir bölümü Beykoz dışında, Anadolu yakasının çeşit çeşit ilçelerinde, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli gibi, Maltepe gibi yerlerden üyelerimiz var. Onlara da hizmet tabii ki ediyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, insanlar sadece üye oldukları için hizmet almıyorlar buradan. Vatandaş geldi, evladı, işte herhangi elin bir kaza sonucu olabilir, doğuştan olabilir. Bize başvuru yaptıklarında eğer bizim kriterlerimize uygunsa, bizim üyemiz olup olmamasını gözetmeksizin biz onlara sandalyedir, bezdir, işte farklı materyallerle bu konuda destek veriyoruz. Son mesajımız şu olsun diyelim. Acil ihtiyaç var mı? Şu anki mesela en acil ihtiyacınız ne mesela? Valla şu anda burada çok acil bir şey var diyemeyeceğim. Çünkü sağ olsun Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, ki Ramazan Bayramı'nda da aynıydı. Çok sayıda bağışçımız, daha önce buralara derneğe defalarca
bağış yapmışlar olan kişiler. Şimdi bayram arifesi yaklaşırken tekrar beni aramaya başladılar. İşte nedir? Geçen haftadan bu yana 3 arkadaşımız akülü sandalye talepleri vardı. 2 tanesini karşıladık. Bir tanesi inşallah pazartesi günü kargoda geliyor. Diğerleri de Allah nasip diyelim. Acil olanları zaten bizim her zaman jokerimiz yan taraftadır cebimizde. İşte örnek vermek gerekirse Talip Ercan. İşte bu yıl kaç tane sandalye aldı? Aa, bakarsın 3 tane. Çünkü orada açık çek vardır bize. Anladınız mı? Doğru. Bu beyefendiler bunu söyler. Ne zaman başınız sıkışırsa. Eğer o konuma geldikse hemen onun kapısını çalar. Şöyle deriz. Bize sunmuş olduğunuz bir teklif vardı. Hala geçerli mi? Geçerliyse şu vatandaşın şuna ihtiyacı var. Bugüne kadar hiç ret almadık. Çok şükür hiç ret almadık. Her şeyi yerinde ve zamanında yaptığımız için de işlerimiz rast gidiyor çok şükür. Tabii kolay değil engelli bir vatandaşın bu pandemi sürecini geçirme. Zaten bizim biliyorsunuz yaşam alanlarımız çok dar. Öyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya her mekana giremiyoruz. Her ortamda bulunamıyoruz. Pandemi bizi çok daha etkiledi. Yani bu sefer bizim elimiz kolumuz tamamen bağlı kaldı. Ama ben derneğimi kapattım, bütün personelimi göndermeme rağmen dedim ki bir kişi kalacak burada, o da ben olacağım. Çünkü pandemi bittiğinde hepimiz birden yok olursak bu derneği kim ayakta tutacak? Doğru. Ama benim personelim, çalışma arkadaşlarım söylüyor, biz çok üzülüyoruz sana bir şey olacak. Biz de hayır. Hepimiz birlikte yok olmamalıyız. Olacaksa bir kişiye olsun ama cepheyi de terk etmeyeceğiz. Bir kişi burayı idare edecek. İnanın bana pandemi boyu süresince ben ve tek bir şoförle biz burayı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine de ulaştık. Sandalyeleri de götürdük. Hasta karyolalarını da kurduk. Tanıtalım, hem tanıtalım hem soralım bakalım. Tanış oldun bugün. Nasıl evet, oldu? Emine Hanım. Emine Hanımcığım kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Beykoz halkına çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok güzel. İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Tekstil ürünleri bölümü değil mi? Şimdi burada burası kendi ürettiniz galiba. Tabii bizim doğa dostu poşetlerimizin yanı sıra bir nevi çeyizlik eşyalar diyelim burayı. Böyle devam ediyor. Hatta destekçilerimiz hala buralarda. Çok sayıda arkadaşımız bir de çok güzel çam ürünleri evet, de var. Evet, nöbet değişikliği yaptık biraz. İlknur Hanım ama hala nöbeti bırakmadı. Başındayım, görevin başındayım. Bırakmaya da niyetim yok. İlknur Hanım her yerde ya. Evet. O tabiri güzel kullandı. Evet. İlknur Hanım nasıl geliyor? Vallahi satışlarımız güzel. Güzel, satışlarımız güzel. Ben ayrıyetten zaten Saniye Hanım'ın başkan yardımcısıyım. O yüzden de canla başla çalışıyoruz. Bugünü bir zirveyle kapatmayı düşünüyoruz. Bakalım. Satışlarımız şimdiye kadar güzel. Artık bu zaten 15 gün sürecek. Ondan sonraki satışlarımıza da bakacağız. Ama bugünkü satış güzel. Tekrar yeni ürünlerimiz. Evet, geliyor. Dilek Hanım'ı da alalım buraya. Evet, onlar satışlarını yaptılar. Aysun güzel satışlar. Dilek Hanım, salı günü geleceğiz inşallah. Allah kaza bela ver. Bu sefer geleceğim yani. Bekliyoruz. Şey nasıl bu tür derneklerde görev yapmak insanı açıdan nasıl bir huzur veriyor? Nasıl mutluluk veriyor? Ya bu anlatılmaz. Evet. Gerçekten bu anlatılmazı yaşanır. Hani birçok dernek vardır çalışılır ama engelliler için emek vermek gerçekten çok farklıdır. Saniye ablam bu konuda mükemmel. Biz de onun yanında yetişiyoruz çırak olarak diyelim, devam ediyoruz. Engelliler için çalışmak muhteşemdir. Engelsiz yaşam, engelsiz güzel kermesler, bol kazançlar diyelim. Tamamdır. Aysun Hanım'a da verelim. Aysun, merhabalar. Güzel yaptı. Takip etmekten yoruluyoruz. Bu güzel bir hayırlı güzel bir iştesiniz. Teşekkürler. Varlığınızda katkınız, destekliyorsunuz Saniye ablamıza. Ne mutlu. Ne mutlu. Allah sağlık ve fırsat verdikçe de bundan sonra da hep yanlarında olacağız. Gerçekten ürünler de birbirinden güzel. Gerek el emeği olan ürünler, gerek kıyafetler. Özellikle bu züccaciye kısmı, hani evimde ihtiyacım yok demeyin.
alın, mutlaka hediye götürecek bir yerler vardır. Biz de evet o şekilde değerli. Almalara doyamadı bugün. Evet doyamadım. İyi ki böyle sevdiğim dostlarımla da karşılaştım. Birçok dostumla karşılaştım burada. Güzel hatıralar bıraktık diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, bu arada yine verelim mikrofonumuzu. Cam ürünlerini verenler kimler? Güzel ürünleri söyleyelim. O da söyleyebilir. Cam ürünlerimizi Fatih Aydoğan diye genç bir arkadaşımız son 3 yıldır bize destek veriyordu. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz pandemiden bir ara verdik. Evet. Herhalde o da onun acısını çıkardı olacak ki bu sefer gerçekten ürünler birbirinden üstün diyeyim. Gelen misafirlerimiz çok beğendiler. Biz de onlara sunum yapmaktan çok mutlu olduk. Onlar aldıkça biz kazanıyoruz. Biz kazandıkça onlar mutlu oluyor. Sani abla şimdi burada farklı bir yer gördük. Bu baskı olaylarını siz yapıyor musunuz? Yok biz yapmıyoruz. Onlar bize hazır geldi. İnsanlar destek verebilmek amaçlı bize gönderdiler. Aslında, bundan bir baskı makinamız yok bizim. Aslında bak biraz önce dedim ya sana net ihtiyaçları. Bir baskı makinesi getirseler burada yapabilirsiniz herhalde yani. Bakın fazla ya biz bunun daha da güzelini yaparız ama şöyle ki bir ürünü sadece üretmek yetmiyor. Evet. Onun pazarı olmadığı sürece bir ürünü ne kadar üretirseniz üretin. İşte bizim tekstil atölyemiz. Ha çok şikayetçi değiliz. Biz doğa dostu poşetlerle piyasaya çıktığımızda tabii bizi destekleyen çok oldu. Ama şimdi mesela rutin... Çoklu sayıda olmasa da belirli müşterilerimiz vardı. Her sene sizi tercih ettik, size yaptıralım diye. Ama pandeminin girmesiyle beraber biz atölyeye maalesef kilidi vurduk diyelim daha doğrusu. Doğru söz o. Bundan sonra zaman bize neyi gösterecek? Bu gözle görülmeyen bu küçücük mikrop tekrar geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Adını da telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü ben onu bir geçirdim, beni yerden yere bir vurdu. İnşallah bir daha gelmez. Kendisini hiç sevmedim, gelmesin. Bu arada ilerleyelim. O yüzden yoksa biz kendimize her türlü imalatta güveniyoruz. Fakat pazarı olmayan bir şeye üretin üretin depoya kaldırın. Neye yarar? Hiçbir işe yaramaz. Böyle devam ediyoruz. Gözdeciğim takılar incik boncuk bölümündesin. Herkes çok memnun. Bayağı gitti değil mi? Evet bayağı gitti. Çok memnunlar. Çok memnun oldular. Çok büyük satışlar oldu. Hep herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Atakan da derneğimizin sağ olsun sürekli efendiliğiyle böyle insani kişiliğiyle gelen üyelerimizi kapıda karşılar. O da pandemiden dolayı buradan uzak kaldı. Bugün burada. Evet yani özlemiştik. Bu kermes vesile oldu tekrar gelmemize çok. Herkese katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Saniye ablama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Peki bu dışarıda Saniye abla beraber gidelim. Şimdi şöyle şu bu cici kıyafetler birbirinden güzel pantolonlar Deva Tekst'in daha önce de söylediğim gibi son 10 yıldır bize ürünleriyle katkı sağlayan İsa Ağırbaş. Çok çok teşekkür ediyorum ben kendisine. Özel şeyler yani toplumda. Tabii. Her türlü. Bakın genç kızlarımızdan tutun. Ya sadece bize bayan arkadaşlarımız teşekkür ederken erkek arkadaşlarımız neden böyle bize niye yok diye serzenişte bulunuyor ama genelde de bayan eşyası var burada. Evet. Genelde burada da. Ya herkese uygun ürünlerimiz burada. Bakın sünnet kıyafetimizden tutun gömleğe kadar. Dışarıdaki gruba gelince orada ikinci el eşyalarımız var. Ama sabahtan beri çok rağbet gördü. Neden? İnsanlar inşaatçı veya işte bir yerde işe giderken ikinci el kıyafeti tercih ediyor. Sıfırını almaktansa. Çok cüzi rakamlarla buradan alıyor. Çok da mutlu evlerine dönüyorlar. Ben şöyle bir gidip geleyim mi Saniye abla? Biraz da güneş de var. Evet son duygularını alalım Saniye abla. Yani
büyük bir güzel gönüllüler. Tabii ki bu öğleden sonraki ve son aşamaya geldiği için birçok arkadaş Demir Dayı mı oldu galiba gönüllüsü? Şimdi dedim ya, tüm masalar hem satış yapmak için çabalayan hem de alışveriş yapmak için uğraşan gönüllülerimizle doluydu. Ama şu an biraz böyle bir durulduk. Bir dömet değişimi yapacağız herhalde, arkadaşlar yoruldular bir yemek, çay, çorba derken. Devam edecekler. Dedim ya, sabah saatlerinden bu saate kadar yanımızda olan, bizleri desteklemek için, güzel alışverişler yapabilmek için buraya gelen tüm Beykozlu'ya canı gönülden sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var, nesi var, iki elin sesi var diye boşuna demiyoruz. Hani biz her ne kadar buraya cici eşyalar koysak da alışverişe gelmezlerse boş tribünlerde kendi kendimize gol atmış olurduk. Ama sağ olsunlar, var olsunlar, bizi ne diyelim, topu taca atmadık herhalde. Hepsi gol oldu. Devamlı oyunda kaldık. Yani. Sürekli oyunda kaldık. Biz de bu keyifli sohbet için verdiğin güzel mesajlar için teşekkür ediyoruz Sani abla. Vaktimiz yetkince sana ulaşmaya geldiğinde olduk, çabasında olduk. Buradan da çıkınca zaten farklı bir alanda bir röportajlarımız, maç takibimiz oldu. Evet. Hemen yansın, yansın. Yani biraz 100 metre, 200 metre komşuna gideceğiz birazdan. Bu tür etkinlikleri ve şunu da sonraki ne söyleyelim? Bu bayrama kadar devam edecek bir etkinlik. Evet, bayram arifesine kadar biz gücümüz yettiği kadar, elimizden geldiği kadar